Nasıl tişörtüm? Yakıştı bence abi. Ha, güzel değil mi? Açtı. Arkadaşlar biliyorsunuz siyah tişörtlerle çıkıyorum genel itibariyle karşınıza. Genel itibariyle derken neredeyse bir senedir simsiyah çıkıyorum. Ama bugün böyle farklı üstünde yazılar olan bir tişörtle çıkıyorum karşınıza. Çünkü sevgili dostum Gökay bana bu tişörtü hediye etti. Çok teşekkür ediyorum. Rica ne yazıyor efendim diyor üzerinde? Diyor ki 30 bin kod her şeyi değiştirir. 30 bin kod da Bitcoin'in kodunu aslında bir referans veriyor. Her şeyi değiştirdi mi? Değiştirdi yani. Değiştirdi canım. Yani 2008'den beri bayağı bir şey değiştirdi. Değiştirmeye devam ediyor. Bu arada Twitter'da Türkiye'de bile trendlere girdi. Bitcoin geçen evet, hafta. Evet. O sert hareketinden sonra. Google trendlere girdi. Bravo aynen. Google söyledik mi abi? Söyledik. Ve 8 hafta önce ben size Bitcoin'in fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 9000 dolardı. 9800 falan. 9500'e geldi. 9500 evet. Hep düzeltiyorum seni bu konuda. Biliyorsun. Abi kripto para dedim mi Selçuk Geçer akla gelir. 9500. Bir tek onu ezberlemişim ya. Evet. Tamam abi artık usta oldum ben. 9500 seviyesinde bir Bitcoin. Bugün konuştuğumuz rakamı hemen söyler misin? 15560. Bu eşittir. %50'den fazla bir yükseliştir. Evet. Doğru mu? Evet abi. Dolar bazında bu arada. Evet. TL bazında %60'ları buldu. Belki %60'ın üzerine çıktı. Çok korkutucu abi TL bazında. Kaç evet. oldu? Duymak istiyor musun gerçekten? Gerçekten istiyorum. Emin misin? Eminim. Abi sene başından bu yana %200 arttı. Uf. Düşünsene 8 haftada geldiği noktaya bakarsak sene başından bu yana bu noktaya gelmiş olması hiç şaşırtıcı değil yani bence. %200'den de fazla attı yani. 200 belki 220 falan. Amerika seçimlerinin büyük etkisi olduğunu da kabul edelim. Evet yani şöyle şunu söylüyorduk. Yol haritamız şuydu. Diyordu ki bir ne olacak? Neyi bilmiyoruz? O gece kimin seçileceğini bilmiyoruz. Bu konudaki hemfikiriz yani. Tabii ki. Onu bilmiyoruz. Ne olabilir? Senaryo bir. Biden gelebilir. Biden geldiğinde kısa bir oynaklık ardından yükseliş. Trump geldiğinde bir hafta sürebilecek olan bir oynaklık. Dalgalanma. Ardından gene yükseliş. Zaten bayağı ona uygun hareket ediyor. Çünkü ilk gün kimin geleceği belli değildi ve oynaktı piyasa. Biden'ın önemli eyaletleri almaya başladığı ve projeksiyonların Biden'ın başkan olacağını işaret etmesinden sonra da Bitcoin yükselişe geçti. Bana göre bu haftalarda hani ben altın içinde dolar içinde düşündüğüm için bunu Bitcoin'e de uyarlayabilir miyiz diye sana soruyorum. Belki bir iki hafta biraz sakinleşecek. Çok minik geri çekilmeler bile yaşanabilir. Hem Türkiye'de hem dünyada. Sonrasında yine agresif bir şekilde yükseliş eğilimini devam ettirecek gibi geliyor bana. Altın Bitcoin. İçin konuşuyorum. Altın, için, altın evet. için ve dolar için konuşuyorum. Evet. Bitcoin'de de aynı senaryoyu görür müyüz? Bir de ekleme yap. Onu da rica edeceğim senden. Senin bize verdiğin bir grafik vardı geçtiğimiz dönemde. Tabii. Seçim sonrası grafiği. Onu da bir hatırlatalım olur mu? Olur. Evet Biden'ın gelmesi seçim sonrasında devam eden haftalarda ufak tefek kar realizasyonu görülebilir. Ufak tefek diyorum ya. Ufak tefekten kasıt ne? 13.800 13.900'den pat diye çıktı 15.500'lere falan. 13.800'e düzeltme beklemeyiz yani. Biraz kar realizasyonu olabilir ama. Biraz uzun vadede yani kısa orta vadede diyelim. Aynı yerdeyim seninle. Uzun vadede de aynı yerdeyim. Yani altına benzer bir hareket yapar. Dolar için söylemiyorum. Ama altına benzer bir hareket yapacak. Neden? Şeyi hatırlayalım. Hep aynı örneği veriyorum. 2008 krizinden sonraki QE cycle'ı 2008'de buldu. Altın zirveyi 2011'de gördü. Şimdi Bitcoin tarafında o seçimlerde de devam eden 14 aylık dilimlerde hep Obama'da da Trump'ta da aynısı olmuş. Kabaca bir 10 kat falan değer kazanmış Bitcoin. Şimdi bu şu demek değil. Öyle basit bir yorum yapmıyoruz. Yani okey 150 bin 100 bin dolar mı gidecek? Onu söylemiyoruz da birincisi seçim belirsizliği ortadan kalktı. Merkez bankaları genişlemeci duruşuna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed vardı. Ardından BOE vardı. Fed dedi ki garip bir yerdeyiz. Yumuşatıp söylüyorum bunu. Korona ve pandemiyle alakalı. Dün galiba 60 bin vaka tespit edildi Fransa'da. Tabii tabii. Yani, Almanya, Fransa rekor kırdı. Rusya rekor kırdı. İngiltere rekor kırdı. Hepsi rekor kırıyor. Hepsi rekor kırıyor. Geçen seneden daha fazla bu arada. Evet evet. Rekorla kastımız aynen. o. Evet. Bu senenin rekoru değil yani. Evet. Tüm zamanların rekorunu kırıyor. Tüm zamanların rekorunu. Bravo abi. 49.6 milyon kişi imiş. Bu arada da vakanın çıktığı Çin sınırlarını kapatabilirmiş yani. Bu hani, hastalık bize bulaşmasın diye. Hastalık onlara bulaşmasın diye. Takdir ediyorum. Komplo teorilerine inanmıyorum ama hani bir enstitüde yaratıldığıyla alakalı fikir bende de açıkçası yok değil. Fed bunu söylüyor. Bu ev böyle bitkileri götürüyor. Çünkü hali hazırda 245 milyar sterlin alan bir merkez bankası vardı. Ve dedi ki 150 milyar daha bunu arttırdı. 895 milyar sterline bunu çıkarttı. Çok ciddi bir arttırım bu varlık alımında değil bunu, mi? Bu varlık alımında ciddi bir arttırım bu. Diğer taraftan da şunu da söylüyor Boe yani Bank of England yani İngiltere Merkez Bankası. 2021'de işsizlik
ikinci çeyrekte 7.75 seviyesine vuracak. 2021'in sonu için de kısmen pozitif ama ben bunu gerçekçi mi okumalıyım? Gerçekten boya bunu bekliyor mu diye okumalıyım? Yoksa halkı böyle biraz daha rahatlatmak, beklentiyi yönetmek diyelim işte. Su serpmek. Rahat olun ya, geçecek bu hastalık. Hı hı. Ama pek de öyle olmadığı ortada yani. Geçen yılın Şubat'ı, Mart'ı, ne geçen yılı, bu yılın Şubat'ı, Mart'ı da çıktı. Yazın havalar ısınacaktı. 35, 36, 40 derece olacaktı. Pandemi ortadan kalkacaktı. Ama bu olmadı. Evet. Eylül'de aşı buluyorduk. Bulamadık. Bulunan iki tane aşı var Rusya'da. Adamlar rekor üstüne rekor kırıyorlar yani. Kendi rekorlarını egale ediyor. Ya gülüyoruz ama komik yani. Aşı bulundu, bitti iş. Hikayesi değil. Bitmiş oldu aslında. Evet. Bu onu gösteriyor. Yani şöyle, bu tabii beklentiyi yönetiyorlar. Hani Sayın Bernanke'nin bir sözü vardı. Yani işte hani merkez bankacılığı boyunca şunu söyleyen, yaptığım iş aslında %5 aksiyon almak, %95 de beklentiyi yönetmek. Dolayısıyla Merkez Bankası, bankaların böyle bir şeyi var, evet, misyonu var yani fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyabilmek için. Bizim Merkez Bankamızın da var öyle hedefleri arada. Velhasıl Merkez Bankası Başkanımız değişti bu arada. Değiştirildi. Doğru söylüyorsun. Görevden alındı. Ve yerine bir siyasetçi getirildi. Bence çok tehlikeli bir iş bu. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani yabancıların nasıl bunu algılayacağı çok önemli bu saatten sonra. Yani Merkez Bankası Başkanlığı'nın bağımsız olmadığı çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bir önceki cümleyi bu yüzden kurdum. Siyaset yapmıyoruz. Aha, evet, oraya girme. Şu merkez bankaları beklentiyi yönetebiliyor olması lazım. Ve aynen, bağımsız bir beklentiyi, kendi beklentilerini piyasaya aşılayabiliyor olması lazım. Piyasa beklentilerini de yönetebiliyor olması lazım. Fed'in kendi statementlarında var. Forward guidance diye. Yani rehberlik yapmak durumunda zaten Merkez Bankası. Ve siz burada eğer kalkıp oradaki görev değişimi olması gerektiği gibi olmazsa, o zaman o ülkenin kurunu satarlar abi. Evet, görünen o. Belki de istenen budur, onu da bilmiyoruz. Neyse, yani sonuçta ben de şaşırdım yani. Sabah kalktığımızda böyle bir sürprizle karşılaştık. O da enteresan bir şeydi. Şimdi Gökalp, buyurun. Bir iki rakam verelim önce. Tabii. Çünkü sadece Bitcoin yükselmedi. Bütün hepsini tek tek bir söyleyelim. Bizim çünkü burada konuştuğumuz altcoin'ler de vardı. Bitcoin nereden nereye geldi? Link nereden nereye geldi? Avax nereden nereye geldi? Ether nereden nereye geldi? Bu bir hafta içerisinde. Bu bir haftada fena hareket yapmadılar. En yüksek hareketi de Türk lirasına karşı Ether yapmış. Senin sürekli olarak söylediğin. Evet yani o Ether'i söylüyoruz çünkü teknolojisine güveniyoruz falan filan. Burada şunu söylemek istiyorum. Hayatında sadece bir kez bir Ethereum transferi yapmış bir kişi bu teknolojinin nereye gideceğini görür. Bir kez yapsın yani. Ether 2.0 geliyor zaten, onu fiyatlıyoruz kısmen. Ether bir haftada dolar bazında %20, 383'ten 460'a gitmiş. Link'te yine %18'e %19 bir hareket var. Yani %18 dolar bazında, %10 TL bazında bir hareket var. 13 lira geldi Link. Yılbaşından bu yana da Link'in getirisi %600 dolar bazında. Yani 10 bin dolarınız 60 bin dolarınız olması demek bu. O TL bazında %1000'e yakın, %950 falan. Sabahki rakamlar bu. Cumartesi sabahı olan rakamlar bu. Ama şunu da söylüyoruz hep. Diyoruz ki mesela geçtiğimiz haftaki yayında dedik ki Link %10 dolar bazında geriledi. Avax %13 geriledi. Link TL bazında %7 geriledi falan filan. Dolayısıyla bu bir tık aslında oynak bir piyasa. Ama yılbaşından bu yana baktığında da oynaklığın içerisinde genel olarak da bir yükseliş trendi var. Bunu gören sadece biz değiliz bu arada. Grayscale diye bir firma var abi Amerika'da. Ve bu adamlar bir Bitcoin Trust, aslında bir fon, büyük bir fon. 440 bin tanecik Bitcoin'leri var bu beyefendilerin. Dolar karşılığı ne? 6.8 milyar dolar. 7 milyar abi o zaman. 7 milyar dolar diyelim. 6.8. Yukarıya yuvarlayacağız. 7'yi yuvarladık işte, neyse. Yani 7 milyar dolarlık kabaca bir şeyleri var. Bir varlıkları var. Büyükler yani, biraz büyükler. Bunun içerisinde Ethereum Trust fonu var. Bitcoin Trust var. Bir sürü alt fonları var. Geçen haftada 17 bin tane daha Bitcoin almış. Aslında varlık arttırıyorlar. Bunun birkaç tane anlamı var ama. Birincisi, fonun kendisi şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşım diyor, ey yatırımcı, ey Amerikan yatırımcısı. Bil ki diyor Bitcoin aslında... Evet, altınla korele kısmen. Yani bu korelasyonun yükseldiği dönemler ama düştüğü dönemler de var. Ama ankorele olduğu ürünler de var. Ankorele ne demek? Yani aynı ilişkide değil. Zaten bir portföyü de böyle birbiriyle alakalı olmayan ürünlerden optimize ederseniz ki düşüyorken hepsi düşmesin, çıkıyorken de hepsi çıkmasın yani. Aynen. Portföy optimizasyonu böyle yaparsın. Ankorele bir üründür bu ve benden de fondan bunu satın alırsan aslında Bitcoin'de korktuğun şeyler var ya işte, hani ben bunu nasıl saklayacağım? Aman o wallet servisine nasıl güveneceğim falan. Bunları da aslında biraz elimine etmiş olursun.
sunuyor. Doğru bir çözüm kendilerinin sundukları Amerika için. Amerika'da bayağı hani artık bunun fonunun olduğu, insanların buna yatırım yaptığı, gerekiyorsa kendi diğer küresel piyasa, yani hisse senedi piyasasındaki ya tahvil piyasasındaki varlıklarını kısmen hedge ettikleri bir varlık ve bu da track ediliyor. Eskiden biz altını analiz ederken örnek veriyorum. SPDR Gold Trust var böyle. Hani ne kadar altın almış, nereden piyasa ne kadar altın çekmiş, fiziki altın talebini koklayabilmek için böyle şeylere bakardık. Benzeri şimdi Bitcoin'de var. Güzel şeyler. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar şöyle bir anket yapmışlar. Kendileri tek başlarına da değil. Hani tek başlarına olsa belki biraz yanlı olacak. Akre Perspective diye bir şirkette bir anket yapmışlar. Yatırımcıları soruyor. Amerikan yatırımcısının %55'i, ki bu da yaklaşık 32 milyon kişiye denk geliyormuş. Ben Bitcoin'e ilgileniyorum diyor. 2019'da bu oran %36'ymış. Bir yılda %20'lik bir artış. Aynen, yani %36'ymış aynı insanlara sormuşlar. Yani işte veya aynı örnekleme sormuşlar diyelim. %36'ymış, bu %55'e çıkmış. Birinci bilgi bu. İkinci bilgi, insanlar mevcut Bitcoin yatırımcılarının %83'ü varlıklarını son 12 ayda almışlar. Amerika'da bu. Bu önemli bir şey. Biz ne diyoruz genelde? Kripto para varlıklarını değerlendiren ya da işte bunu yükselten sebepler var. Sebep 1. Genişleyici mali ve para politikaları küresel olarak. Sebep 2. Küresel krizler. Pandemi için Amerika ticaret savaşları, Avrupa'daki Brexit, Avrupa'nın daha Avrupa'nın da genişleyecek olması yani para politikası anlamında. 3. Kripto para teknolojilerinin yükselmesi, artması, insanların buna yatırım yapması ve bunun daha fazla insan tarafından tabana yayılıyor olması artık. İşte, bence en kritik konu bu. Bana bazıları soruyor. Abi bana veriyle gel. Al abi sana veri yani. Hani buna daha iyi bir veri yok. Bir soru da şu. Demişler ki aynı yatırımcılara, Bitcoin yatırımcılarına. Yatırım kararınızı Covid etkilemedi mi? Demiş. Covid-19 etkiledi mi? Son bir yılda aldılar demiştim. %83. 3'te 2'si evet demiş yani. Ve hatta ben Bitcoin'e ilgilenmiyorum diyen insanların %39'u Covid-19'un Bitcoin'i daha çekici hale getirdiğini söylemiş. Neden öyle demiş olabilirler? Bu çok ilginç bir şey çünkü. Abi dünya dijitalleşiyor. Alışverişimizi internetten yapıyoruz. Para transferi daha hızlı olsun istiyoruz. Aracılar ortadan kalkıyor. Daha rekabetçi bir hale geliyor para transferi ya da ödeme sistemi mekanizmaları. Daha rekabetçi ne demek? Daha hızlı ve daha ucuz demek yani. Daha şimdi, taşınabilir. Daha taşınabilir, daha ucuz, daha güvenli. Tabii. Tamam. Yani mesela adam İngiltere'de otururken belki bir anda ya kardeşim benim acilen Türkiye'ye gitmem gerekiyor diyecek. Kilolarca altın alıp götürme imkanı yok. Bankadaki parasını transfer etmeye kalksa bir yığın problemle karşı karşıya kalacak ama kriptoda öyle bir sorun yok. 2015'te bu arada gene Grayscale'ın işaret ettiği bazı krizler var. Diyor ki bu krizlerden azade olursun sen Bitcoin yatırımı yaparsan veya işte fon üzerinden bunu yaparsan vesaire. Mesela diyor ki Grexit'i konuştuk ya 2015'te. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden çıkarılması vesaire konusu. 3 tane Yunan bankası kapanmıştı. Daha sonra da Almanya'nın Yunanistan'daki varlıkları Deutsche Bank'ın özelinde açıkçası sorgulanır hale gelmişti. Bir Güney Rum kesiminde de bazı Rus oligarkların paralarını çekemediklerini ve şeyin buna el koyduğunu hatırlıyorduk. Blockchain aslında biraz böyle bir şey işte yani. Hani kimse gelip de senin parana, senin cüzdanında, ledger'ındaysa kimse buna el koyamaz abi. Bence bu arada çok önemli bir şey yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de de şu programlardan sonra çok daha fazla konuşulmaya başlandı Bitcoin, kripto paralar. Ve aslında pek çok ayrıntıyı senin sayende öğreniyor bizim izleyicilerimiz de. Bu anlamda ben de çok teşekkür ediyorum sana. Kritik bir konu. Bu arada da hakkını yemeyeyim. Gerçekten ekosistemde, komünitede çok fazla bu derdi anlatmaya çalışan insan var. O komünitelerin bir kısmında biz de üyeyiz. İşte Blockchain Türkiye, Blockchain İstanbul'a, işte Blockchain Woman'a, bizim genel müdürümüzde bir bayan yani. Dolayısıyla biz bunları hani üyeyiz. Komünitede bunu çok anlatmaya çalışıyor insanlar. Çünkü gerçekten öyle hemen anlaşılır bir şey değil. Biraz sezgisel ve içselleştirilmesi gereken bir iş. Intuitive denir hani şeyde hani bilimde. Biz de haberi anlatıp özümsemeye çalışmalarını istiyoruz. Bu kalkın yatırım yapın gelin bizim kripto var. Bu değil bu. Kripto camiasında çok iyi insanlar var. Çok da derdilerini anlatmaya çalışıyorlar hani hep birlikte. Bizim de böyle bir buğday tanesi kadar katkımız oluyorsa ne mutlu. Ether 2.0 ile alakalı bir gelişme var. Testler yapılıyordu. 1, 2, 3, 4, 5'in testleri vesaire. Hani soru işaretleri var mı acaba? İda soruyorduk. Hani bir şerh koyuyorduk. Hani bunun başarılı olması lazım vesaire diye. QuantStamp'ın CEO'su diyordu ki 2020'nin öncesinde, bir gün sonra değil, öncesinde bu işin artık olmasını bekliyorum diyordu. Geliştiricilerden bir tanesi de yaptığı paylaşımda ilk başlangıç zamanının 1 Aralık 2020 olacağını yazmış. Fiyatı etkiler mi? Etkiledi mi? Etkiliyor. Bu olsun. Etkilemeye de devam edecek. Korkunç bir hızda tabana yayılma var gördüğüm kadarıyla.
kadarıyla bütün dünyada. Tüm dünyada var. Yani şimdi bu birkaç fazla oldu bu iş abi. Önce Bitcoin çıktı. Ardından Ether çıktı. Sonra Ether bir teknoloji, akıllı kontratlar teknolojisi Ether öyle diyelim. Bir blok zinciri kendi başına. Ve o teknolojinin üzerine yazılmış ERC20 tokenları çıktı. Ve bunlar bir sürü ICO yapmaya başladı şirketler. Yani benim bir tane bir projem var. Bir tane 5 kişilik bir şirketim var. Diyorum ki ben ERC20 bir token çıkartıyorum. Şöyle bir hayalim var diyorum. Satıyor satmıyor yani. Bu şekilde bir sürü ICO yapıldı. Bir bununla önce bir piyasalar bir dakika ya bu ne falan bir dediler. Yani sonrasında da bunların isimleri biraz değişti. ICO olmadı. Aslında gerçekten bir sürü bankacılık ve konvansiyonel finansal ürünün replike edilebileceğini öğrendiler bu smart kontratlarla komünite. Merkeziyetsiz finans diye bunu adlandırdılar, DeFi. Bankacılık fasilitelerini sunmaya başladı. Mesela gelmeden baktım, 12.4 milyar dolar şu an collateral olarak kilitlenmiş durumda DeFi'de ürün var. Popülerliği ne zaman artmış? Abi Temmuz'dan itibaren iyice artmış bu. Yani Temmuz 2020'den itibaren. İyice artmış. Tabana yayılmasının yansımalarından bir tanesi de bu ürünlerin üstüne yazılmış türev ürünlerin hacimlerinde de bir artış var. Şimdi bakıyorum abi, 2020'nin başından itibaren bakıyorum. Toplam açık kontratların rakamı 3.5 milyar dolar seviyesine gelmiş. Diyeceksin ki ya ben CME'ye bakıyorum, işte Chicago Mercantile Exchange'e, CFTC'ye bakıyorum, oradaki açık kontratlar, aman yarabbim. Evet de bu daha çok yeni bir piyasa yani. Yoktu çünkü. Yoktu, var, 3.5 milyar dolara yükselmiş. Son 2 haftada 2.4 ve 2.2 milyar dolar yaklaşık sadece opsiyon piyasasında bir hacim var. Yani opsiyon piyasasında insanlar birkaç sebeple opsiyon alırlar. Ya kendilerini hedge ederler ya da spekülatif işlem yapıyordur, bir kar getirisi hedefi vardır. Demem ki her iki sahikle de, hangi sahikle yapıyor olursa olsun, hem açık kontrat adetlerinde hem de hacimde anlamlı bir artış görüyoruz. İşte bu yüzden merkez bankaları likidite enjekte ediyor ve küresel daha genişlemeci para politikaları izliyorlar. Evet, Bitcoin yükseliyor. BOE'nin yaptığı, Fed'in yaptığı genişlemeci para politikası Bitcoin'i etkiler mi? Elbette etkiler. Sadece onu değil, bütün küresel marketleri etkiliyor. Bitcoin de elbette etkiliyor. Cevabını da ben vermiyorum, Societe Generale vermiş. Diyorlar ki eğer 2008'den bu yana olan QE'ler olmasaydı, genişleyici para politikaları diyelim buna daha doğru, olmasaydı eğer, hisse senedi piyasasıyla tahvil piyasasındaki arasındaki ilişki kırılmamış olacaktı. S&P 500 şu an 3400'lerde falan, 1800'lerde olacaktı diyor. Bitcoin'in zirvesi neydi abi? 20.000, 19.000 küsur. Ether'in zirvesi neydi? 1370'lerin biraz üstü. 1400'e yakın diyebiliriz. Evet. Şu anda Bitcoin 15.000'in üzerinde ve zirvesine yakın, yaklaşmış durumda. Ether için ne diyebiliriz? Bitcoin'le böyle paralel bir hareket yapıyor mu? Bitcoin kadar yükseldi mi Ether? Yükselmedi. Net yükselmedi Ether. Sadece fiyat karşılaştırması yaparsam da evet o yerde değil zaten. 460 falan yani şu an. Normalde Bitcoin kadar yükselse Ether ne olması gerekirdi Ether'in? Yani normalde tabii bu çok düz bir mantık lazım ama. 800'ün biraz üstünde olması lazım abi. Bir potansiyeli var potansiyeli yani. Potansiyeli olabilir. Tamamen kişisel fikrimdir. Olabilir. Bir ya, potansiyeli olabilir Ether'in. Link için. Biz bugün sabahleyin seninle oturduk. Karşılaştığımızda merhaba abi, hoş geldin, hoş bulduk. Haydi kahve içelim. 12.80'di abi. Link bu yayına başladığımızda 13'tü. Yayını bitiriyoruz. 13.20. Link'in zirvesi bu arada 20 falan. Yani evet, onda da bir şey var. Yukarıda bir yer var yani. Upside var aslında yukarıda. Ama bunun üstünde kalması lazım gelecek hafta. Günlükte, haftalık falan teknik olarak baktığımda da hani şey hareketin devam etmesi için teyit etmesi lazım 13'ün üstündeki kalışını. Ether'de de Link'te de pozitif olan görüşümü koruyorum açıkçası yani. Görünen o ki arkadaşlar. ABD seçimleri, merkez bankalarının varlık alımları, çok yakın zamanda açıklanacak olan mali destekler. Korona çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Evet. Bu sıkıntıyı büyütmeye devam edecek arkadaşlar. Yani bütün bunlar toplamda kripto paraları olan ilgiyi arttırıyor. Evet, aynen. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama her zaman söylediğimizi bir kez daha söyleyelim. Altın da olsa, dolar da olsa, hisse senedi de olsa, kripto para da olsa uzun vadede kalmayı tercih edin. Ve mümkün olduğunca kaldıraçlı işlemlerden de uzak durun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu 2 aylık yayın sürecimizde nereden nereye geldi kripto paralar? Kimler? Ağlamak istiyorum. Evet. Trump reis'e bir şey söylemeyecek misin? Ha, Trump reis'e sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hala bir umut var benim içimde. Niçin? Kalması yönünde mi? Kalması yönünde. Umudum o yönde. Yakışıklı adam. Sarışın. Cesur adam, sarışın adam. Yol yaptı. Yol yaptı, köprü yaptı. Bence Trump'a büyük haksızlık olur eğer giderse. Nasip abi, nasip. Evet ama şey diyor, ben diyor kalacağım diyor, dava edeceğim diyor. Bu işin peşini bırakmayacağım diyor Trump reis.
Emin değilim abi. Amerika Malezya değil yani. Hı? Öyle olmuyor işte orada işte. Öyle mi diyorsun? Pek öyle olmuyor yani. Togo'da öyle olabiliyor mu? Ayakkabı markası olmayan da öyle oluyor abi. Görünen o ki arkadaşlar Biden geliyor göstere göstere ve evet. Ciddi hareketler göreceğiz bundan sonra. Tişört için de çok teşekkür ediyorum. Evet. Arkadaşlar haftaya yine burada olacağız. Yine kripto paraları konuşacağız. Bakalım nereden nereye gelecek. Görüşene kadar. İnşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim. İyi hafta sonları. Herkes. İyi hafta sonları.